2015 yılı Şubat ayında kurulan Elazığ Gıdacılar ve İş Adamları Derneği çalışmalarına devam ediyor. Dernek Başkanı Süleyman Kamaç, dernek kurma amaçları hakkında bilgiler vererek sektörlerinde birlik beraberliğin önemine değindi. Bizim burayı kurmamızın amacı, yani sivil toplum örgütlerinin Elazığ'da çok iyi yerlere, çok iyi ekonomik anlamda çok iyi şeyler yapması için sivil toplum örgütlerinin bir araya gelip birleşerek kendi çaba ve gayretleriyle ilimizin tabii ki siyasi milletvekilleriyle beraber bir program yürüterek ekonomimizi daha iyi geliştirmek için biz böyle bir dernek kurduk. Elazığ Gıdacılar ve İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Kamaç, dernek olarak çalışmaları arasında yer alan toptan sitesinin yapılması için girişimlerde bulunmaya başlayacaklarını söyledi. Derneğimizin faaliyetleri için, toptancılar sitesinin yapılması için Sayın Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz Bey ile görüşeceğiz. Burada ilimizin ileri gelen diğer bürokratlarıyla, vekillerimizle bu işi hep beraber göğüsleyerek inşallah Elazığ'ımıza bir toptancılar sitesi yaptırmak ümidiyle biz buraya geldik. Birçok sektörü etkileyen ulusal marketlerin kendilerini de çok etkilediğini söyleyen Süleyman Kamaç, Elazığlı vatandaşlara seslendi. Ulusal marketlerin Elazığ'da çoğalması, gün geçtikçe de büyümesi, tabii ki biz distribütör ve perakende kanalındaki arkadaşlarımıza zarar vermekte. Neden diyeceksiniz siz distribütörlere zarar veriyorlar? Burada satılan ürünlerin tamamı kendi depolarından, kendi fabrikalarından geliyor. Bu da Elazığ'ın ekonomisine hiçbir katkısı yok. Sadece her şubelerinde 3-4 tane işte Elazığlı arkadaş çalışıyor veya başka illerden gelen arkadaşlar çalışıyor. Bu da Elazığ'ımıza hiçbir ekonomik girdisi yok. Vergi anlamında bir girdisi yok. SSK olarak bir girdisi yok. Ulusal marketler çok ucuz ürün satıyor diye anlamında bir şey de yok. Ben şuna inanıyorum. Yani Elazığ halkı yerel esnafı tercih ederse Elazığ'ın ekonomisi de canlanır. Bu anlamda biz Elazığlı hemşerilerimizden şunu istiyoruz. Her zaman da diyoruz ki yerel esnafınızı tercih edin. Evet. Çünkü yerellerin büyümesi ilim büyümesidir. Ekonomik anlamda da Elazığ'a faydası olacak. Şimdi ben distribütörlük yapıyorum Elazığ'da. Ben kazandığım parayı nerede harcayacağım? Elazığ'da harcayacağım. Benim param nereye gidiyor? Elazığ'a gidiyor. Yatırım anlamında da Elazığ'a gidiyor. Ama X ulusal zincirlerin kazandıkları paralar tamamen şehir dışına gidiyor. Elazığ'ın ekonomisine hiçbir faydası yok. Elazığ Gıdacılar ve İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Kamaç, sektör olarak kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini söyleyerek, dernek olarak iş garantili pazarlama ve satış danışmanlığı kursu açacaklarını söyledi. Bizlerin tabii ki gördüğü kadarıyla çok büyük eksiklik var. Özellikle bununla alakalı bizim bir projemiz olacak ileride. Bunu da sizin vasıtasıyla iletelim. İş garantili pazarlama ve satış danışmanlığı kursu açacağız. İş garantili olacak. İş garantili Allah'ın izniyle. Yani burada insanlarımız işte ben kursa gideceğim de aman gideceğim bir sertifika alacağım. Bu aldığım sertifika boşa gidecek. Hayır öyle değil. Sayı belirleyeceğiz. Birçok arkadaşımızın da buna ihtiyacı var. İş garantili bir kurs açacağız. Allah'ın izniyle de hem bizler bu işin meyvesinden yararlanacağız hem de işsiz olan kardeşlerimizi iş kazandırmış olacağız. Evlerine ekmek götürmüş olacaklar.